Türkiye'nin kanayan yarısı sağlıkta şiddet. Aha, evet. Evet, yani asıl konuşmamız gerekenlerden birisi de bu olduğunu düşünüyorum. Geçtiğimiz günlerde bir doktor maalesef katledildi. Konya'da oldu bu. Daha sonrasında yuhalandı, işte tutuklandı, şöyle böyle kendisi intihar etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya tepkiler büyüktü. Türkiye'de eş zamanlı tüm sağlık çalışanları iki günlük iş bıraktınız, açıklamalar gerçekleştirdiniz, oturma eylemleri yaptınız. Fakat sonrasında maalesef yine sağlıkta şiddet devam etti. Tabii tabii. Yani, bakın şöyle söyleyeyim, çok özür dilerim. Buyurun. Yani sağlıkta şiddet nasıl önlenebilir? Çünkü ilk zamanlar, özellikle pandemi zamanında sağlık çalışanlarını bizler ki her gün 9'da balkonlardan alkışlayan insanlardık. Onlar ki bizler için mücadele edenlerdi. Onlar ki o pandemiyle savaşıp ailesinin çocuğunu görmeyen, 3 gün uyumayan sağlık çalışanlarına bir şiddet var ve bununla ilgili herhangi bir şey yapılmadığını da görüyoruz açıkçası. Hı hı. Ve en son ki olayda Sağlık Bakanı istifaya çağrıldı. Neler söylemek istiyorsunuz? Sağlıktaki şiddet nasıl önlenebilir? Neden sağlıkta biz bu noktaya kadar geldik? Neden herhangi bir şey yapılmıyor? Şimdi X-ray cihazları konuluyor hastanelere ama sadece bu önlemle mi aslında sağlıkta şiddeti önleyebileceğiz? Türkiye'deki doktor sayılarımız, bazı bölümlerdeki doktorlarımız olmuyor, yok, bulamıyoruz. Yok, çünkü doktorlarımız yurt dışına gidiyorlar ve şu cümleyle karşılaşıyorlar. Giderlerse gitsinler. Evet, maalesef. Böyle de bir cümleyle şimdi, karşılaşıyorlar. Evet, şimdi hemen iki şey söyleyeyim. Tabii. Bunlardan birincisi, sağlıkta şiddetin önlenmesi için sağlık politikalarının temelden değiştirilmesi lazım. Hı hı. Çünkü sağlıkta şiddet aslında şu anda hükümetin bir politikası. Sağlıkta şiddet politik bir olay. Bunu niçin söylüyorum? Bir kere sağlıkta şiddetin ortaya çıkış nedeni sağlıkta dönüşüm politikalarıdır. Sağlıkta dönüşüm politikası dediğimiz şey şudur. Mevcut kamu yönetimi aslında sağlığın bir endüstri ve ticaret ortamı olabileceği kanaatiyle sağlık ortamını yönetti. Ve sağlıkta dönüşüm dediğimiz şey sağlığın ticarileştirilmesidir özetle. Ticarileştirme dediğimiz şeyde de bir işletme vardır, bir müşteri vardır, bir de hizmet eden vardır. Şimdi bütün kurumlar, sadece özel kurumlar değil, kamu kurumları da dahil olmak üzere bütün kurumlar bir ticarethaneye dönüştürüldü maalesef. Ve ticarethaneye karşılık da hastalarımız müşteri haline getirildi. Hı hı. Bir ticari taraf haline getirildi. Ve bu açık olarak zamanında Sağlık Bakanı tarafından, Sağlık Bakanı'nın ağzından da ifade edildi. Ne kadar üzücü bir durum değil mi? Şimdi oysa ki sağlık temel bir yaşam hakkıdır ve devlet tarafından ücretsiz herkese eşit ve yeterli sayıda, kalitede ulaştırılmak zorundadır. Bu devletin görevidir. Biz bunun için vergi veriyoruz, bunun için devletimiz var diyoruz, bunun için işte devlete karşı ödevlerimizi yerine getiriyoruz. Devletin de bize karşı en önemli ödevlerinden birisi bizi eğitmek, bize eğitim olanağı sağlamak. İkincisi de ücretsiz sağlık hakkımızı vermek. Peki bunu veriyor mu sizce? Hayır, işte yani ticarileşme dediğimiz olay bu. Hı-hı. Bakın şimdi işin bir tarafında müşteri olduğu zaman insanlar şöyle bir kanaate sahip oldular. Biz gideriz istediğimiz zaman istediğimiz yerden sağlığımızı istediğimiz şekilde alırız ve İstediğimizin tırnak içerisinde şöyle bir şey var. Mesela ben gideyim, istediğim ilacı yazdırayım. İstediğim kadar rapor alayım. İstediğim tarzda bir rapor versinler bana. Ben hastaneye yatmak istiyorsam beni yatırsınlar. Çıkmak istediğim zaman çıkayım. Bana istediğim tetkikleri yapsınlar ve benim arzu ettiğim ameliyatları arzu ettiğim şekilde yapsınlar. Şimdi
müşterinin bu tür talepleri vardır. Eğer siz insanları müşteri kalıbına sokar da sağlık hizmetinin içerisine bu şekilde dahil ederseniz insanlar da bu şekilde davranacak. Üstüne üstlük bir de şu vardır bakın. Bu sağlıkta dönüşüm sistemi artık çöktü. Niçin çöktü? Biraz evvel sözünü ettiğim mekanizma neticesinde bir ticari sistemde müşteri ne kadar çok olursa o kadar başarılıymış gibi bir görünüm ortaya çıkar. Bakın bugün Türkiye'de yılda 1 milyar 300 milyon civarında insan sağlık sistemiyle temas kuruyor. Bu ne demektir biliyor musunuz? Yaklaşık olarak her ay Türkiye nüfusunun 1,5 katı kadar hasta görülüyor. Ve Türkiye nüfusu yaklaşık olarak 20 günde bir elden geçiriliyor. Rakamsal olarak söylüyorum. Bu kadar büyük bir talebin altında sağlık sistemi ezildi. Birincisi bu. İkincisi artık MHRS diye bir biliyorsunuz randevu sistemi artık çalışmıyor. Yok aynen. Yok. İnsanlar artık hastanelere gidemiyor. Buna alternatif olan ne vardır? Bir, acil servisler vardır. İki, özel sektör vardır. Türkiye'de özel sektör kamu sektörünün yaklaşık 7-8 kat fazla hızıyla genişledi bu dönem içerisinde. Çünkü insanlar kamu sektöründen hizmet alamayınca özel sektöre parası olanlar, parası olmayanlar ne yapıyor? Acil servislere gidiyor ve Türkiye'de çok ciddi ve ağır bir acil servis problemi var. Evet. Ve bütün bunlar sonuç olarak şiddetin ortaya çıkmasının nedenleri. Bugün yıllık olarak Türkiye'de 130 milyon acil hasta bakılıyor. Ya bu normal bir rakam değildir. Bu normal sağlık sistemi olan ülkelerde nüfusun %15'i civarındadır. Türkiye'de %150'sinden fazla. Bunun sebebi acil servislerin paralel bir sağlık sistemi olarak vatandaş tarafından, özel sektöre yönelemeyen, gidemeyen vatandaş tarafından hani bir sağlık sistemi olarak kullanılmaya çalışılmasıdır. Çünkü 24 saat çalışıyor, ücretsiz, nasıl olsa gittiğiniz zaman bakılıyorsunuz. Dolayısıyla sağlık sorununuzu acil serviste çözmeye çalışıyorsunuz. Hı-hı. Şimdi bakın bütün bunlar acayip ve anormal bir yüklenmeye yol açtı. Ve bu yüklenmeye karşı bulunan tek çözüm 5 dakikada bir hasta bakacaksınız. 5 dakikada bir hasta bakılması mümkün değildir. Dünya Sağlık Teşkilatı'nın bu konuda önerdiği şey 20 dakika, en az 20 dakikadır. Dolayısıyla Türkiye'de bir hekim, bir sağlık çalışanı en az 20 dakika ayrılması gereken süre içerisinde en az 4 tane ki bunlardan daha çok oluyor, yani daha çok sayıda bakılıyor, hasta bakmak durumunda. Bu ise gerçekten insanların sağlığa ulaşımını çok zorlaştırdı. Ve artık sistem çalışmıyor. Sistem çalışmadığı için de gizli olarak bakanlık şunu söylüyor. Diyor ki ben bu sistemi çalıştıramıyorum. Vatandaşa böyle bir mesaj veriyor. Bu sistemi sen çalıştır. Nasıl çalıştır? Git istediğini rapor mu istiyorsun, reçete mi istiyorsun, tedbik mi istiyorsun? Bunları iste. Yapmadıkları zaman zor kullanarak yapabilirsin. Devlet zor kullanma yetkisini ki bu yasalarla belirlenmiş bir hani devletin zor kullanma yetkisi vardır. O zor kullanma yetkisini gayrimeşru olarak vatandaşa devretti sağlık sektöründe. Ya şöyle bir şey olabilir mi? Bakın ben size rakamlar vereyim. Tabii buyurun. 2019 yılında beyaz kot var biliyorsunuz. Anında sağlık personelinin uyarı kodlaması bu. Yani yardım çağrısı ve daha sonra da bir takım kolluk kuvvetlerinin ve adli süreçlerin başlama sürecini, başlama noktasını oluşturuyor. 2019 yılında 46.274 tane beyaz kod verildi. 2020 yılında 72.158, 2021 yılında 101.984, 102.000. Şimdi bakın bir yıllık süre içerisinde geçtiğimiz yıl 2021 ki bu bir pandemi dönemiydi.
Yani hekime en çok ihtiyaç duyulan, sağlık sistemi de en çok ihtiyaç duyulan, yani sağlık personelini elimizin üzerinde tutmak gerekir zorunda yani. Olduğumuz bir dönemde normal midir? Yani 102 bin tane beyaz kot verilmiş. Daha ki yıl sonu bitmedi 2022'nin. Yok bu 2021. 21 2020, mi? 2022'de bu ben size söyleyeyim 150 bin falan olacak. Ben ya. Yani bu yıl sonunda 150 bin beyaz kot çıkabilir. Bakın 102 bin beyaz kot. Yani bu normal midir? Ne oluyor? Yani savaş mı var? Ne var? Ve örneğin Sabim biliyorsunuz Sağlık Bakanlığı'nın bir hattı var. Hı-hı. İşte insanlar oraya şikayet şey yapıyorlar. Ne kadar şikayet? Enteresan edilmiş. Olan nedir biliyor musunuz? Sağlık Bakanlığı'nın Sabim hattına şiddet ve tehdit içeren müracaatlar sadece şiddet ve tehdit içeren yazıların sayısı 27.560. Yani ne oluyor yani burada? Dolayısıyla bakın sadece İzmir için konuşursak bir hasta müracaat şeysi var Sağlık Bakanlığı'nın. Oraya yıllık olarak 15 bin civarında müracaat oluyor. Şimdi ne oluyor? Yani bir savaş mı var? Ne oluyor? Şimdi buradaki mesele şudur. Sağlık sistemi çalışmadığı için ve bu konuda sağlık otoritesi hiçbir şey yapamadığı için vatandaşa diyor ki git zorla sağlık hakkını kullan. Zor vatandaş kullanabilirsin. Da bunu yapıyor. Zor kullanabilirsin. Ben seni görmeyeceğim. Bakın son bir hafta içerisinde İzmir'de 3 tane ciddi saldırı olayı oldu. Son bir haftada 3 tane. Evet evet. Ciddi yani öyle hakaret, bağırış, çağırış değil. Basbayağı saldırı olayı oldu. 3 tane. Ve ne oldu diyeceksiniz? Bunların failleri şu anda serbest geziyor. Serbest bırakılıyorlar. Şimdi bakın şöyle bir şey tasavvur edin. Siz hekim örneğinden gitmeyelim. Mesela şu ortamda. Ben size çok özür dilerim. Bir şekilde hakaret etsem, işte affedersiniz küfretsem, ondan sonra da benim istediğimi yapmıyorsunuz diye. Sonra da kalkıp buradaki kameraları falan devirsem, yıksam. Tamam mı? Ondan sonra da sizi de tehdit etsem, çıkınca dışarıda da görüşürüz falan desem mesela. Ya bunun bir karşılığı olmayacak mı? Evet olacak. Olması lazım değil mi? Hı hı. Olmuyor. Öyle olunca da vatandaş bu konuda cesaretle ben diyor rapor istiyorum. Bana şu tetkiki yapacaksın. Şimdi sağlık hizmeti çok özel bir hizmettir. Ve bu hizmeti hekimler gerektiği şekilde yerine getirmeye çalışıyor. Sizin bir rahatsızlığınız varsa siz şikayetlerinizi söylersiniz. Hekim de gereğini yapmaya çalışır. Ama siz gidip beni baştan aşağı MR çekeceksin. Bütün işte şu kan tetkiklerimi yapacaksın deyip hekimin önüne gider iseniz bundan baş edilmez ki. Anlatabiliyor muyum? Baş edecekler? Dolayısıyla burada hasta merkezli bir sağlık düzeni kurulmaya çalışılırken müşteri merkezli bir sağlık sistemi kuruldu ve artık müşteri merkezli bu sağlık sistemi çöktü. Çalışmıyor. Dolayısıyla vatandaş bunu çalıştırmak için de yani kendine göre bir yol buldu. Bu yol sağlık otoritesi tarafından da İşte kolluk kuvvetleri veya diğer yönlerden de destekleniyor. Nereden anlıyoruz? Bakın ben size şöyle bir şey söyleyeyim hemen. Sağlık otoritesi tarafından veya hükümet tarafından niye bu konuda destek veriliyor diye bir şey söyleyeceğim size. Cumhuriyet Halk Partisi sağlıkta şiddet gündemli meclisin tatil sırasında olağanüstü toplantıya bir çağrı yaptı. 1 Ağustos itibariyle. AKP ve MHP hayır dedi. Diğer partiler hayır dedi. Yani niçin hayır diyorsunuz?
Ya meclis niye çalışmasın? Mecliste biz insanlara niye maaş veriyoruz? Bunlar için. Çalışmasınlar diye mi maaş veriyoruz? Ya bir parti bir şekilde çağır, bunu bir başka parti de çağırabilirdi. Ya bir toplanın bakalım, böyle bir sorun var. Bakın bir yılda 102 bin tane beyaz kot verilmiş. En az bir bu kadar daha verilmeyen var. Ya insanlar ya tamam başımdan gitsin de filan deyip şey yapıyor. Yani beyaz kot vermek ondan sonra hekime de bir takım yükümlülükler tabii getiriyor. Ki. Gidiyorsunuz siz de şeyde karakolda ifade veriyorsunuz. Gidiyorsunuz mahkemede ifade veriyorsunuz filan. Yani onun için insanlar normal işlerini yapmak yerine beyaz kotla uğraşmaktan da kaçınabiliyorlar. Dolayısıyla burada gerçekten 102 bin tane şey böyle bir şey olabilir mi? Hekimlerin arasında yapılan anketlerde hekimlerin %94'ü en az bir kere fizik veya sözel şiddete uğradığını söylüyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? Ve bu desteklenebilir bir şey mi? Yani siz sağlık sisteminle ilgili hiçbir şey yapmayacaksınız. Ondan sonra da vatandaşa şiddet hani teşvik eder şekilde görmezden geleceksiniz ve sağlık sistemini bu şekilde çalıştırmaya gayret edeceksiniz. O nedenle sağlıkta şiddet politiktir diyoruz. Politik olduğu da bu son 1 Ağustos meclisin sağlıkta şiddet konusunda özel oturum çağrısına verilen cevaptan belli. Niye katılmıyorsunuz? Niçin? Sebebi nedir? Bu kadar insan bu kadar yoğun bir şiddet altında yaşıyorken siz bu ülkenin yasama kurumu olarak, Büyük Millet Meclisi olarak toplantı çağrısına hayır diyorsunuz. Bunun gerekçesi nedir? Bunun gerekçesi sağlıkta şiddet politiktir. Sağlıkta şiddet kamu otoritesinin bir politikasıdır. Ağzınıza sağlık Süleyman Bey. Çok teşekkür ediyorum. Süremizin de sonuna gelmişiz. Daha konuşacak çok konumuz var. Çünkü sağlıktaki şiddet konusu aslında böyle yarım saate sığacak bir konu değil. Sağlık konusu aslında böyle yarım saate sığacak bir konu değil. O yüzden ne denir bilmiyorum ama sağlıktaki şiddet umarım bir an önce önlenir. Son soru olarak soracaktım ben size mecliste bir toplantı, olağanüstü bir toplantı çağrısı yapıldı diye. Ben girmeden siz değindiniz. Evet diğer partilerden hayır cevabı geldi. Umarım sağlıktaki şiddet bir an önce önlenir diye umut ediyoruz bizler de. Doktorlarımız gitmesinler, onlar burada kalsınlar istiyoruz bizler de ama... Bu bakın bu toplumun sorunu, bu sadece hekimlerin sorunu değil. Tabii ki. Artık bu şekilde gider ise insanlar sağlık hizmetine ulaşamayacaklar. Toplumun bunu görmesi lazım ve bu meclisteki çağrıya uymayan partileri de bu gözle değerlendirmesi lazım toplumun. Toplum ya vatandaş şu anda bile zaten sağlıktaki ya sağlığa daha rahat erişemediği için de sıkıntılarda yaşıyor aslında. Tabii ki. Böyle de bir yani, problem de var. Ama toplumun... Cümlenin başında dediğiniz gibi hani devletin bize vermesi gereken bir şey var. İşte eğitim ve sağlık hani. En önemli olan ihtiyaçlarımız bunlar değil mi? Eğitim sistemi çok ayrı bir konudur. Sağlık konusu çok ayrı bir konudur. Yani şu an sokağa çıkıp herhangi bir vatandaşa sorsak sağlığa rahat erişebiliyor musunuz sağlık hizmetlerine diye alacağımız 10 kişiden 10 cevapta hayır cevabı olacaktır. Tabii tabii. Bakın ben doktorum. Hı hı. Yüzlerce arkadaşım var. Ben kendim ulaşmakta zorluk çekiyorum. Değil mi? Ya sokaktaki vatandaş nasıl ulaşacak? Gerçekten bu artık hekimlerin ve sağlık çalışanlarının sorunu değildir. Tabii yani sorun onları aştı çünkü. Toplum artık sağlığına ulaşmakta zorlanacak. Yani sağlığına erişemeyecek. Dolayısıyla bu sağlıkta şiddet konusundaki meclisin toplanma çağrısına hayır diyen partileri bu gözle değerlendirmesi lazım ve şunu sorması lazım. Biz size niye maaş veriyoruz arkadaş?
Yani sağlıkta şiddet konusunda bir meclis oturumuna katılmayı reddeden milletvekiline ben niçin maaş veriyorum? Evet. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum Süleyman Bey. Son olarak eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mıdır? Tabii sağlık sistemi de konuşacak çok fazla konu var. Ama umuyorum ki bu 1 Ağustos'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin özel gündemle toplanacağı bu toplantıya diğer partilerin katılma konusundaki kararlarını tekrar gözden geçirmelerini diliyorum. Bu sadece hekimlerin ve sağlık çalışanlarının konusu olmaktan çıkmıştır ve bütün toplumun sağlığa erişim problemidir. Toplumun da bunu bu gözle değerlendirmesini umuyorum ve yani halkımızdan bunu rica ediyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ağzınıza, ayağınıza sağlık. Sağ olun.